Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser, Koyun Keçi platformu olarak tüm dünyaya bu şekilde videolarımla Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta paylaşım yaparak sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet, her gün bizim için bir sıradan gün oluyor. Her gün bir konu oluyoruz. Her gün bir konuk buluyoruz. Bir şekilde bir video çekmeye çalışıyoruz sizlerin için arkadaşlar. Bugün yine öğlen yemeğini yedim tabii ki Mera'da. Öğlen yemeğini yerken davetsiz bir misafirim oldu. Şimdi onu video yapacağım. Tabii ki hem de bu videoda biraz bunun hakkında bilgi, tecrübelerime dayanarak tabii ki görüşlerimi bildireceğim. Evet arkadaşlar, bugün dedim ya, az önce öğlen ekmeği yedim. Öğlen ekmeği yerken bir misafirim geldi davetsiz. Tabii ki gördüğünüz gibi kene üzerime bindi. Evet arkadaşlar, koyunların ilk baharda baş belası diyeyim ben size bunu. Çünkü şimdi bunlar tabii ki kan emiyor, sonra büyüyor. Hatta bir nohut tanesi kadar olabiliyor. Biz tabii ki bu böylelerine bizim buralarda sakırga deniyor. Gördüğünüz gibi ufak bir kene. Evet arkadaşlar, şöyle parmağımı da koyayım bakalım. Parmağıma pinecek mi? Evet, pindir. Demek ki renk ayrımı da yapmıyor. Tırnağın beyaz olmasına rağmen. Tabii ki beyaz koyun, beyaz koyuna da piniyor tabii. Şimdi tabii ki bu kene zehirlenmeleri çeşitli bölgelerde şey oluyor. Ama bizde tabii ki hiçbir sıkıntı yok. Bu insanlarda, hani buralarda bir zehir yok yani, bizim için söz konusu değil. Bazen böyle pinmeler oluyor tabii ki, ama hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Tabii bize de hayvana yapıştığı gibi yapışıyor, bazen bacağımızda buluyoruz, bazen kolumuzda. Evet arkadaşlar, şuraya düşüreyim tekrar. Bugün hava yağmurlu da hafif ağmak ıslatan çisenti vardı. Yağmur geçti, koyunumuzu tekrar salalım dedik. Tabii ki bugün ocağın 10'u 2021 günlerden. Kış ayı olmasına rağmen, hani demek ki her ayda görünebiliyor bu olduğu yerlerde. Tekrar parmağımıza bindirelim. Gözetim altımızda olsun tabii ki. Şimdiki her şey doğal, doğada arkadaşlar. Tabii bunun faydası da olabilir, zararı da olabilir. Ama koyunlarda, genelde genç hayvanlarda bu. Şöyle diyeyim ben size. Kırçan dediğimiz olay. Küçük başta. Kırçan dediğimiz olay. Şöyle düşüttüreyim yani. Evet. Kırçan dediğimiz olay hastalığın başlıca sebebidir arkadaşlar. Genç toklularda hareketlendi tabii. Genç toklularda kırçan dediğimiz hastalığa yakalanıyor. Koyunu zehirliyor. Tedavi edilmezse koyun hatta ölüme dahi gidebiliyor. Yani toklu olarak. Başımızdan geçenleri anlatıyoruz tabii ki. Biz toklularda bu ısırdığı zaman, bu ilkbaharda, kırkım aylarında kırçan hastalığına yakalanıyor. Genellikle, özellikle söylüyorum, toklularda. Çünkü toklular daha dayanıksız oluyor tabii ki bunun, o kırçan dediğimiz hastalığa. Artık bilmeyecek tabii. O da şey etti, her neyse, gözden kaçırmayalım yine de biz onu. Şimdi arkadaşlar, koyun toklu hastalandığı zaman tabii ki ateş yapıyor hayvanda belirli bir süre. Bu ateş tabii ki tedavi sürecince devam ediyor. Eğer koyuna o zaman içi akapirin gibi ilaçlar uygulanıyor.
Daha değişiklik tabii veterinerlerin önerdiği ilaçlar da var arkadaşlar. Ama en önemlisi hiç bunu bu duruma getirmeden koyunları ilk baharda son baharda kırkarken sırttan dökme keneler için tabii ki sıvı ilaçlar ve onları kullanmak. Koyuna bindirmemek arkadaşlar tedavinin en önemli noktalarından bir tanesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde çok hareketli. İnsan da hani hiçbir şey hiç etmiyor. Çünkü tabii ki biz devamlı merada olduğumuz için hayvanların içinde olduğumuz için hatta öyle zamanlar oldu. Bende bir gün durduğu bile olmuştur yani. Çünkü anlamıyorsun. Gündüz böyle piniyor. Üzerine yapışıyor bacağına. Herhangi bir yerine. Orada kalıyor yani. Tesadüfen tabii ki görüyorsun bir şekilde de. Tabii bazıları hastaneye gider. Bunu tabii ki şöyle bir şey arkadaşlar. Isırdığı zaman kafası etin içinde kalıyor yani derinin içinde. Çektiğin zaman orada kopuyor diyorlar. En önemlisi cimbiz de almak gibi bir şey. Bazıları tabi sigarayla yakar. Herkesin bir farklı yöntemi var. Tabi köy yerinde biz olanları duyanları söylüyoruz. Epey bir oynadık tabii ki. Maskotumuz haline geldi. Bunların tabii ki her şey doğada, doğa koşullarında tabii ki faydalı olarak da bilinir, şey olarak da bilinir. Diyelim biz size artık faydaları nelerdir onu bilemeyiz. Ama şöyle bir şey tabii ki bunları keklik dediğimiz kuşlar çok yiyormuş mesela, çok seviyormuş diyelim. Şu anda da tabii ki avcılar o kekliklerin neslini tüketmiş durumda. Çocukluğumda ben her tepede keklik bağırdı. Artık sesini de duyamıyoruz. Evet arkadaşlar. Artık pusuya yatacak gibi bir durumu aldı. Gözden de kaçırmak istemiyorum. Evet tekrar şuraya koyalım. Evet bugünkü videomda da bizim kene dediğimiz sakırga yani şu ufaklarına sakırga diyoruz biz. Tabi bu kan emip büyüdüğü zaman bir nohut tanesi kadar oluyor yani beyazlıyor. Büyük ihtimal yani yavruken tabi bunlar böyle oluyor. Böyle eskilik yerlerde merada ot üzerinde evet gördüğünüz gibi davetsiz misafirimiz ot üzerinde oluyor. Tabii otlara çarptıkça ne, yerlere oturdukça ne bir şekilde insana ve hayvana biniyor. Kan emici özelliği var tabii ki. Genellikle dağlarda, bayırlarda, kırkılmamış koyunlarda daha çok barınıyor bunlar tabii arkadaşlar. İkinciye kırkılmadık koyunlarda. Tabi bunlar hani biri yapıştığı zaman öteki onun yanına öteki onun yanına adeta böyle birbirine aile gibi olurlar tabi aynı yerde hayvanda tabi hayvana da rahatsızlık verir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bindirdik tabi elimize ama düştü bu sefer. Tabii ki tutunma kabiliyeti de var. Dağcı komanda gibi adeta ufak tefek ama. Evet arkadaşlar koyunlarımız orada tabii ki. Bugünkü videomda tesadüf işte her gün bir video çekiyorum ya bugünkü videomda da keneye ayırdık videomuzu. Tabii akşama paylaşacağız eve gidince. Tabii her gün bir konu bulmak zor oluyor. Bu da tabii ki bizim yaşantımızda çobanların ışıltılı hayatından bir kare diyelim. Bilgi amaçlı paylaştım yine arkadaşlar ben bunu. Çünkü dediğim gibi ilkbaharda koyunlarda genellikle genç hayvanlarda hiç affetmiyor yani. Kırçan hastalığına sebep veriyor. Hatta tedaviye hemen başlanmazsa geç kalınırsa ölümlere dahi
sonuç verebilir, üzücü olay ama benim tabii ki başımdan geçenler anlatıyorum ben size genelde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki fazla da kızdırdık tabii onu biz. Kaybettik ama yine bulduk. Tabii oynaya oynaya elimize pinde, o da bıktı artık ne yapacağını, nereye gideceğini. En iyisi biz onu yine de doğaya salalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir doğaya salalım biz onu. İyi geldi tabi. Evet, orada bir taşın üzerine saldık. Orada artık. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomda burada böyle son buluyor. Koyunlarımız orada. Tabii ki Koyun Keçi platformu Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta videolarımı paylaşıyorum arkadaşlar. YouTube'da videolarıma beğeni, like, yorum yaparsanız memnun kalırım arkadaşlar. Tabii ki sizlere böyle detaylı bilgilendirme amaçlı videolarımla hep birlikte olacağım arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olmak için tabii ki beni takip edin. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.